Harikalar Özlem Hanım için. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Gördünüz mü arka taraftaki iddiasızları? Nasıl yarıştılar? Hepsi iddiasızdı. Evet. Değil mi? Eksiğe düşmeyelim yeter filan diyenler vardı aralarında. Ama maşallah yaldır yaldır yürüdüler. Aynen öyle. Bak Mert Bey dürüst. Dedi ki 9000 yaparım teyzem için. 9000'den fazlasını da yaparım dedi. Yapabilir de. Şimdi Zelal Hanım zaten 9000'i kenara koymuş. Mert Bey ne yapabilir diye düşünelim. Mert Bey'e dert olmak için yarışalım. Olur mu? Başlasın mı efendim? Başlasın efendim. Buyurun geliyor dört harflisi. Elem, keder, hastalık. Farsça kökenli. Elem, keder. Bir harf alsam çok şükür ama, olur. Peki alalım çünkü hadi. Çünkü gitti şimdi. Ama ben bunun ipucunu verdim dert. Yani. Dert. 2-3 puan verdim ben. Hemen geçtim ikincisine. Buyurun geliyor. Ayrı yazılan D, DA eklerinin karşılığı olan bağlaştır. Ne anlamındaki D, DA ayrı yazılırdı? Bir harf alabilir miyim? Alırsınız. Tam da lazım olanı geldi. Ahmet de geldi. Ahmet... Dahi. Ne? Dahi. Dahi geldi. Hak verin kim olduğunu anlasın. Tamam. Tamam mı? Tamam efendim. Yoksa yani siz durduramıyorsunuz. Evet böyle dokunarak, severek hayatta durmaz. Yukarıdan durdururlar. Her soruda 1-2 saniyeniz kaybolur. Tamam anlaştık. Buyurun gelsin yenisi. Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan eski bir uzunluk ölçüsüdür. Uzunluk ölçüsü. Bir harf alayım. Şey, bunu biliyorum. Neydi o? Hadi. Hani bir deyimde de geçer. Adamın biri demiş ki... Arşın. Bravo! Talep oradaysa arşın burada. Beş harflidir, tek kelimedir. Bu seferki Fransızca kökenlidir. Buyurun bakalım. Tiyatro oyunu veya eseri. Tiyatro oyunu veya eseri. Oyun eser. Bir harf olarak durdurayım. Peki, çözersiniz bence. P harfi geldi. Yes. Oldu, bitti. Şimdi bu kadar cömert davranmayalım evet, artık. Evet, artık biraz daha. Tamam, alıştık. Hadiseye de yavaş yavaş ısındık. Bir dakikamızı harcadık. Dört soruya cevap verdik. Bundan sonra aynı ivmeyle devam edelim ama daha az harf almaya çalışalım. Anlaştık. Tamam. Hadi gelsin yenisi. Un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş hamur. Nokta nokta pilavı da derler. Sadece nokta nokta olarak da tanımlanır. Göndereyim. Çok iştah açan bir ismi yoktur. Un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak hamur. Böyle hani yuvarlak yuvarlak. Tarhana diye isim geldi değil. Tarhana değil. Değil. Yuvarlak yuvarlak pilavı hani. Bulgur. Nokta, bulgur değil. 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 Sanki, bulgur zaten var. Sanki böyle ikileme gibi. Heceler tekrar ediyor birbirini. İsmi pek böyle yani iştah açıcı bir ismi yok. Hoş alışık olmayan için de yani ben bunu çiğneyecek miyim, yutacak mıyım? Ay bunlar kayıyor falan olur. Bir gariptir yani. Yok şu an yok bende. Yapmayın yahu. İkileme gibi. Kus kus. Kaçırdık. Evet. Kaçırdık keyfimize bakalım. Tamam. 8000'e ulaşırız hala. Gelsin bakalım yenisi. Şöyle romantik bir soru. Bir ömürlük misafir. Fani. Bunun neresi romantik? Bir harf alayım. Aldık bir harf. Fani. Ölümlü. Ölümlü. Bugün fazla girdik buralara. İçimizi karartacak evet, şekilde değil mi? Hastalıklar şunlar bunlar. Şöyle bir toparlanalım. Zıpır bir soru gelsin de keyiflenelim. Ay lütfen gelsin. Lütfen. Müşfik bir edayla dayak atmak. Müşfik bir edayla dayak atmak. Evet, sevecen bir şekilde dövmek. Okşamak mı? Nedir? Okşamak. Kesinlikle o da. Haydi gelsin yenisi. 7 harflidir. 7 harfli cevapların sonuncusudur. Geviş getiren hayvanlarda aldıkları besinleri selüloza proteine çeviren mide bölümü. Hiç bilmediğim bir şey. Harf alayım. Biliyorsunuz yahu. Çorbasını yapıyoruz biz bunu. Bak gene vahşet. Tövbe yarabbim. Kendimi tutamıyorum. İşkembe. Ne işkembe?
Bu arada yanlış edeyim. Selülozu proteine çeviriyor. Onu da düzelteyim efendim. Buyurun 8 harflere. Baharat olarak kullanılır. Ağız kokusunu giderir. Küçük çivi biçimindeki tomurcuktur. Bir çiçeğin de ismi. Tamam, var. Karanfil. Karanfil. Bu sefer de mehmak. Mekmak değil. Tamam. 8 harfli cevapları da bununla bitiriyoruz. 2 dakikadan fazla da süre var maşallah. Tamam. Hadi gelsin. Rahatın, rahatız. Bitki örtüsünün yok edilmesi, toprağın ince tabakasının aşınmasıyla kumul ortamların artması. Almayın harfi. Tamam, almayayım. Şimdi bir toprak düşünüyoruz. Hayal ediyoruz. Bitkiler var, şunlar var. Zaman içerisinde aşınıyor. Bitkiler yok oluyor. Toprağın üzerindeki o ince tabakada kalkıyor. O verimli tabakada kalkıyor. Kum oluyor her taraf. Erozyon değil. Kum oluyor. Erozyon kum. Yaşanıyor. Kum oluyor ortam. O toprak neye dönüşüyor? O bereketli toprak. Ne gibi oluyor her taraf kum? Çöl gibi. Çöl çölleşme. Gibi oluyor. Ne? Çölleşme. Nedir efendim? Çölleşme. Çölleşme. Aynen. Peki. 1 dakika 42 saniye var. Kullanalım efendim süremizi. Buyurun. İki kelime. Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüşüne başvurmak, danışmak. İki kelime. Dayıma danıştım. Dayımdan... Bilgi almak, yol sormak. Dayımın görüşüne başvurdum. Pek de kullanılan bir tabir değil, değil mi? Dayımdan... Fikir almak. Fikir almak 10 harfli. Evet. Hadi yapın ona bana 9 harfli. Fikir alma. Çok çok pratik zekalısınız ama. Almak güzel. Ama ne almak yani? Fikir almak ya da hani herkes kendisininkini beğenir ama bazen zeka. Zeka mı? Akıl almak. Akıl almak. Olabilir. Zekamı dayımdan almışım. Bu da kullanılan bir şey. Uçtu gitti. 9 harfidir 2 kelimeden oluşur efendim. Böbreklerde kandan süzülen sıvının dışarı atılana kadar kat ettiği güzergah. Kandan süzülen sıvı. Dışarı atılana kadar kat ettiği güzergah. İki ne yolu? Kelime. Bir şey yolu olmalı. Durduralım. Şimdi biraz garip olacak damar ama. Damar yolu gibi de damar değil. Yolu değil. Saçma. O sıvı tamam. Hangi sıvı ki? Böbreklerde kan... Ha, idrar yolu. İdrar yolu 9-3 puanda yanında. Demek istemedim onu. Vallahi. İki kelimeden oluşuyor. Kurtulamadık efendim o akışkanlardan. Buyurun. Allah'lar olsun. Başka bir yoruma, başka bir söze imkan vermeyecek ölçüde kesin anlamında bir tabir. Harf mi aldık? Harf alalım peki. Anladım. Ne demiştik? Akışkan demiştik. Kesin. Başka bir yoruma, başka bir söze imkan vermeyecek ölçüde kesin. Bunlar nasıl kanunlar? Yani sel olsa bunlara bir şey olmaz manasında. Su götürmez. Bravo. Neden durdurdun 59 saniyeniz varken? Neden? Çünkü eğer ki durdurmasaydım dünya kadar harf alırdınız orta. Evet. Ama bildiniz. Fark ettiniz mi? Kesinlikle sizinle alakalı. Ben olsam çatır çatır olurdu. Rica ederim efendim. Son sorunuzu da çok rahat cevaplayacaksınız. Arzum isteğim 8000'i yakalamakta ama 7900 olacak ne yazık ki. Buyurun. Ketenpereye getirme. Tabirinin ketenpere. Yaygın kullanılan karşılığı MMA diye bitiyor yine. Ketenpere, kumpas. Kumpas, güzel. Birini ketenpereye getirme. Birine kumpas kurma. Birini anafora uğratma. Durdurayım, harf almayayım. Ketenpere. Malına mülküne kalk gidelim deme. Bakın size Yeşilçam argosu. Ketenpere. Türetözle. Keşke harf alaydım. Harf mi? Alalım efendim. Alayım bir tane. Aldık bir tane. Mema. Ketenpereye getirme. Birini... Soyma mı? Soymadan çok böyle hani biraz... Dolandırma? Dolandırma. 9'u şu anda yerinde. Çok daha güzel olurdu. Evet. Bunun göstergesi nedir efendim? Arttırmış olduğunuz 40 saniye. Hakikaten serinmişsiniz. Başlarken öyle söylemiştiniz evet, çok ya. Çok serinmişsiniz. Serinmişsiniz hakikaten. Hadi bir daha deneyelim. Tamam.
Özlem Hanım'a bir daha alkış veriyorum.